Gençliğin gözyaşları merhabalar arkadaşlarım. Hareket problemlerinin son iki köşe taşı kalmıştı dostlar. Onları gömeceğiz şimdi biz bu videomuzda. 25 numaralı ünitemizin 13 numaralı köşe taşını gömüyoruz arkadaşlarım. Şöyle bir ayarlamasını yaptık. Odaklanmaya da bakalım. Her şey güzel gözüküyor dostlar. Hemen başlıyorum soruyu çözmeye. Bakalım ne diyor birinci sorumuz. A şehrinden B şehrine doğru harekete geçen X ve Y araçları sırasıyla 3 saatte ve 2 saatte B şehrine ulaşıyor. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlarım. Bu şehrin, şöyle biraz daha aşağı alayım da şu yukarıda yapayım ben bu soruyu arkadaşlar şöyle. Bakayım güzel gözüküyor mu? Daha da alabilirmişiz aşağıya. Tamam. Şimdi şöyle bir yol olsun arkadaşlar. A şehri ile B şehri burası olsun. Biz bu şehrin uzunluğuna toplamda şöyle 6B diyelim. Niye 6B dedim hocam? Çünkü biri 3 saatte gidiyor, biri 2 saatte gidiyor ya arkadaşlar. 3 ile 2'nin ortak katı olan bir yol uzunluğu verdim buna. Şimdi X aracı varmış dostlarım. X aracı 3 saatte gidiyormuş bu yolu. O halde X'in hızı 2V olmak zorunda. Y aracı varmış. Bu da 2 saatte gidiyormuş. Demek ki hızı 3V olmak zorunda. Hani hız çarpı zaman 2V ile 3 saat çarpınca yola eşit olmalı 6V'ye. Bu yüzden bununki 2V, bununki de 3V geldi. Diyor ki sonra, her iki araç aynı anda harekete geçtiğinde kaç saat sonra X aracının B şehrine uzaklığı Y aracının B şehrine uzaklığının iki katı olur diyor. X aracının B şimdi kaç saat sonra? Şöyle yapalım. T saat geçsin aradan. Bu Y aracı hızlı gittiği için şuralara bir yere gelsin. Ne kadar yol aldı T saatte? 3 ve T yolunu aldı. X aracı da yine T saatte şuraya denk düşsün arkadaşlarım. Bu da 2VT yolunu aldı. Diyor ki şu arada ne kadar bir boşluk kaldı? VT boşluğu var değil mi? Burası 3VT. 2VT'de burada VT boşluğu var. X aracının diyor B'ye uzaklığı Y'ninkinin 2 katı olsun. O zaman burası da VT olacak ki arkadaşlarım bak. Y'nin uzaklığı VT, X'in uzaklığı 2VT oldu. Dolayısıyla istediği şeyi sağladık. Şimdi şurası toplam 6V'ydi. 6V'nin içinde ne var arkadaşlarım? Bakın şuraya kadar zaten 3VT. 1VT'de de buradan geldi. 4 tane VT dediğimiz uzunluk aslında 6V'ye eşitmiş. Hadi V'leri bölelim. 4'e bölelim bir de T eşittir 6 bölü 4. Yani 3 bölü 2 çıktı. Dostlar sorumuzun cevabı. Hemen geldik 2 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor. Boyları eşit olan 2 mumdan. Aha yine mum sorusu arkadaşlar. Daha önce çözmüştük bundan. Biri 4 saatte diğeri 3 saatte. Ne yapıyorduk hemen? Bunların ortak katı olan 12. K diyelim bu ikisinin boyuna. Şöyle iki tane mum gösteriyorum arkadaşlarım. Şöyle iki mumumuz var. Boyları eşit. Ve ikisine birden ne diyorum hemen? 12K boyunda olsun. Bu da 12K, bu da 12K. İkisi birlikte aynı anda erimeye başladıktan kaç saat sonra? Hadi şimdi şöyle yapıyorum. Bu 4 saatte 12K'sı yani tamamı eriyor. 1 saatte ne kadarı erir diye soralım bunun dostları. 1 saatte hemen 4'e böldüm burayı. Burayı da 4'e bölüyorum. 3K'sı erir. Bana ne diyor? Kaç saat sonra? X saat sonra olsun. 3X'sı erecek dostlarım. Şimdi aynı şeyi bunun için yapalım. 3 saatte 12K'sı eriyor. 1 saatte 3'ü 1'e 3'e bölmüşüz. Bunu da 3'e bölelim arkadaşlarım. 4K'sı erir. X saatte de 4X'sı erir. Şimdi bunun 3x'sı bunun 4x'sı eridi. 3x bundan gitti. 4x da bundan gitti. Kalanları yazalım bir de buraya dostlarım. Şurada kalan toplam 12k'ydı ya. Eksi 3x gitti.
Bunun da 12K'ydı. Eksi 4XK'sı gitti. Kalanlar da bunlar. Birinin boyu diğerinin 4 katı olur diyor. Bakın bunun kalan boyu daha fazla. Demek ki 12K eksi 3XK diğerinin 4 katı olacak dostlarım. 4 çarpı 12K eksi 4XK diyeceğiz. Hadi buradan hemen K parantezine aldığınızı düşünün. K'ların hepsi gitti. 12 eksi 3X eşittir. 4'ü içeriye dağıtalım. 48 eksi 16x olur. Eksi 16x buraya artı geldi, 13x oldu. 12 buraya eksi geldi, 36 oldu. Bir de 36'yı 13'e bölelim her iki tarafı. 36 bölü 13 çıktı. Sorumuzun cevabı dostlarım. 3 numaraya bakıyoruz. Yine mum sorusu. Diyor ki bir 12 saatte, diğeri 8 saatte. Hemen ortak katları olan 12 ki değil 24K diyelim biz bunlara. Bunun da boyu 24K olsun. Diğer mumun da boyu 24K olsun. Şöyle ateşlerini de gösterelim bunların. 24K'da bunun boyu olsun arkadaşlar. Şimdi bu adam 12 saatte 24K'sı eriyor. 1 saatte 2K'sı erir. X saatte 2KX'i eridi. Buna bakalım hemen. 8 saatte 24K'sı eriyordu. 1 saatte 3K'sı, X saatte de 3XK'sı erir bunun da dostları. Şimdi bunun 2XK'sı eridi. Bunun da 3XK'sı eridi. Kalanlar da burada arkadaşlarım. Şurası da kalan kısımlarımız ikisinin de. Bunun kalanı tabii daha fazla görüyorsunuz. Eriyen kısmı az olduğu için. Şimdi diyor ki kaç saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun 2 katı olur. Yani şuradaki kalan buradaki kalanın 2 katı olacak. Peki buradaki kalan ne arkadaşlarım? 24K tamamıydı. 3XK'sı eridi. Bunun 2 katı olacakmış diğerinin kalanı. Onunki de tamamı 24K'ydı. 2XK'sı eridi. Kalanı da budur. Hemen K'ları sildik dostlarım. K'lar gitti. 2'yi içeriye dağıtalım. 48 eksi 6x olur. 24 eksi 2x de burası oldu. 6x'i bu tarafa alırsak 4x olur. 24'ü bu tarafa alırsak 24 kalır. 48 eksi 24'ten. Bir de 4'e böldük her iki tarafı. X eşittir. 6 saat çıktı dostlar. Evet, şuna geldik şimdi. Farklı maddelerden yapılmış aynı uzunluktaki iki mumdan. Biri 6 saatte, diğeri 8 saatte eriyip bitmektedir. O zaman boylarına ne diyeceğiz biz bu mumların hemen söyleyelim. Birinin boyu 6 ile 8 ya arkadaşlar. 48K da diyebilirim ama daha küçük katları var. 24K diyerek devam ediyorum ben. Şimdi bu 6 saatte 24K'sı eriyormuş bunun. 1 saatte 4K'sı erir. X saatte 4XK'sı eridi. Şimdi buna bakalım. 8 miydi bunun tamamı? 8 saatte 24K'sı eridi. 1 saatte 3XK. X saatte, pardon, 3K. X saatte de 3XK'sı eridi kardeşlerim bunun da. Şimdi bunun 4XK'sı eridi. Bunun da 3XK'sı eridi. Diyor ki saat bilmem kaçta yakılan mumlardan kaç saat kaçta birinin boyu diğerinin boyunun 2 katı olur diyor. Hadi şimdi şunun boyunu bulalım. 24K eksi 4XK'dır. Bu kalan boy, küçük olan boy. Bunun 2 katı demek ki büyük kalana eşitmiş. Bununki de şurada kalan 24K eksi 3XK. 24K eksi 3XK'da bunun kalanı. Peki hesaplayalım. K'lar gitsin. K'lar gitsin şöyle arkadaşlarım. 48 olur burası. Eksi 8x eşittir. 24 eksi 3x oldu. 8x'i buraya alırsak 5x kaldı burada. 24'ü buraya alırsak 24 kaldı. X eşittir. 24 bölü 5 oldu arkadaşlar. 24 bölü 5 saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun 2 katı oluyormuş. Şimdi bu 24 bölü 5'i bir daha hesaplayalım şöyle.
2 ile genişletelim, 48 bölü 10. Yani 4.8 saat sonra diyor bize. Şimdi 4 saat sonrasını buluruz da 23'ün üstüne 4 saat eklersek 0.3'e denk gelir. Bir de 0.8 saat var arkadaşlarım. Onu hesaplayalım. Yani 8 bölü 10 saat ne kadar dakika yapıyor diye hesaplayalım. O yüzden 60 ile çarpıyorum. 6 kere 8, 48 dakika yapıyormuş dostlarım bu. Yani bir 4 saat geçecek, bir de 48 dakika geçecek üstüne arkadaşlarım. 4 saat artı 48 dakika. 4 saat geçerse 0.3 olur, bir de 48 dakika geçiriyorum. 0.3 48 de 2 katı olurmuş diyebiliriz dostlarım. Evet, 13'ü gömdük. Sıra geldi 14'e. Bakalım ne diyor bu? Bir de odaklanmaya bakayım arkadaşlarım. Şöyle bir kez daha dokunayım şuna. Tamamdır. Bakalım ne diyor? Hızları sabit olan 3 atletin katıldığı bir yarışta birinci atlet yarışı bitirdiğinde... güzel soru tipi. Yalnız bunun için bana bir yer lazım arkadaşlarım. Ben şöyle bir kağıttan bir şeyler yırtayım. Bunu burada çözelim arkadaşlarım. Şuradaki kağıdın üstüne çözmeye çalışayım ben. Şöyle gözüküyor mu? Güzel. Her şey güzel şimdi dostlarım. Peki. Hadi başlayalım. Hızları sabit olan 3 atletin katıldığı bir yarışta. Birinci atlet yarışı bitirdiğinde... Bakın şimdi bunu bir resimsel olarak göstereyim ben size. Şöyle. Birinci atlet yarışı bitirdi. Tamam, o gitti, kendini kurtardı. İkinci atletin 50 metresi daha varmış. Şimdi ikinci atlet şuradan şuraya kadar koşmuş. 50 metresi kalmış arkadaşlarım bunun yarışı bitirmesine, bu ikinci. Üçüncünün ise 65 metre yolu kalıyor. Bu da buradan buraya kadar koşmuş demek ki. Hani toplamda 65 metre kalacağı için şuraya da 15 metresi kalmış diyebiliriz. Bu da üçüncü atlet. Böyle diyor şimdi. O halde biz bu yolun uzunluğuna bir de x metre diyelim. Birinci atlet ne kadar yol koştu? Toplam x metre ya arkadaşlar. X eksi 50 metre koşmuş bu adam. O esnada da diğer adam x eksi 65 metre koşmuş kardeşlerim. Diğer keratının da koştuğu yol uzunluğu bu. Peki, bu birinci durum şimdi. Diyor ki sonra adam. Aynı şekli bir daha çizelim. Şurada gösterelim. Şimdi bu adam buradaydı ikinci. Üçüncü de buradaydı arkadaşlarım. Şurası 15'ti, burası da 50'ydi. İkinci atlet yarışı bitirdiğinde, yani ikinci atlet şuraya geldiğinde 50 metre koştu o zaman. Üçüncü atletin 20 metre yolu kalıyor. Üçüncü atlet de şuraya bir yere denk düşüyor. 20 metre yolu kalmış. Ne kadar koştu arkadaşlarım? Şurası 30'dur. 45 metrede bu koştu. Bak şimdi orantıya bak dostum. Şimdi ikinci atlet 50 metre koştuğunda, 50 metre koştuğunda üçüncü atlet 45 mi koşuyormuş? Peki yukarıda ne demiştik? İkinci atlet x eksi 50 koştuğunda üçüncüsü ne koşuyormuş? X eksi 65 koşuyormuş. İşte size orantı. Hadi buradan x'i bulalım arkadaşlar. 50 çarpı x eksi 65 eşittir 45 çarpı x eksi 50. Buralar gözüküyordur inşallah. Biz yapıyoruz ama evet gözüküyormuş. Şimdi 5'e bölelim bunu. 10 kalsın. 5'e bölelim. 9 kalsın. Dağıtalım içeriye. 10x eksi 650. 9x eksi 450. Eksi 450. 9x'i bu tarafa alalım. X olsun. Eksi 650 buraya artı gelir. 200 kalır. İşte pistin uzunluğu 200 metreymiş diyebiliriz dostlarım. Cevap Ceyhan geldi. Evet arkadaşlarım, ikinci soruya geçiyorum hemen. Bunu bir okuyalım. 500 metre uzunluğundaki bir yarış pistinde Elvan yarışı bitirdiğinde Süreyya'nın yarışı bitirmesine 100 metre kalıyor. Tamam. Bunun üzerine ikinci yarışa Elvan başlama çizgisini 100 metre gerisinden, Süreyya başlama çizgisinden başlıyor. Buna göre ikinci yarış nasıl sona erer? Oba. Güzel soruymuş arkadaşlarım. Hadi bir de bunu da çözelim. Bunu da buraya çizelim bakalım. Şurada çözmeye çalışalım.
gözüküyordur her şey diye düşünüyorum. Bir daha şöyle bir odaklayalım da şöyle ayarlamasını da yapayım. Siz kaçırmayın hiçbir anı arkadaşlarım. Şurada çözüyorum şimdi soruyu. Evet, ne diyor şimdi? 500 metre uzunluğundaki bir yarışı. Şimdi 500 metrelik bir yarış var. Bu yarışı Elvan bitirdiğinde Süreyya'nın bitirmesine 100 metre kalıyor. Şimdi dostum şunu demeye çalışıyor bize bak. Elvan 500 metrelik yolu ve Elvan hızıyla T sürede aldığında diyor, Süreyya diyor daha 400 metrelik yol almış. Yani 100 metresi kalmış yarışı bitirmesine diyor ya. O halde 400 metrelik yol aldı Süreyya vs hızıyla yine aynı sürede. Şimdi buradan şu birer tane sıfırları silelim biz. Şu 5'e V Elvan'a bölelim burayı. Şöyle 5 bölü V Elvan. Daha doğrusu 500 yapalım yine biz onu da siz iyice anlayın. Eşittir buradan T gelir. 400 bölü V Süreyya eşittir T gelir. T'ler eşit olduğu için hemen 500 bölü V Elvan eşittir 400 bölü V Süreyya diyorum. İkişer sıfırı siliyorum. İçler dışlar yaptım. V Süreyya'nın 5 katı eşittir diyorum. 4 çarpı V Elvan'a. Şimdi dostlar buraya kadar getirdik mevzuyu. Şöyle yapalım. V Süreyya'ya 4V hızında dersek V Elvan'a 5V hızında diyeceğiz. Elvan 5V hızında, Süreyya 4V hızında. Şimdi bunu bu soru için böyle uzun uzun gösterdim arkadaşlarım da. Buna benzer bir soru daha çıkarsa bu kadar uzun uzun yapmayacağız tabii bunu. Burada alışalım diye yaptık. Şimdi ne diyor devamında? İkinci kez yarışacaklar şimdi arkadaşlarım. Şöyle ikinci kez yarışacakları yolu çizeyim ben. A'dan B'ye gelecekler ve yolumuzun uzunluğu 500 metredir diyor. Elvan başlama çizgisinin 100 metre gerisinden başlıyor. Şimdi Elvan 100 metre daha geriden şuradan başlıyor. Ve Elvan gelecek buradan şimdi. Süreyya da burada. Ve Süreyya da burada. İkinci yarış nasıl sonlanır diye bir soru sormuş şimdi bize. Dostum, Elvan hızlı olduğu için bir kere yarışı bitirecek. Şuraya kadar geldi diyelim. T sürede geldi diyelim arkadaşlarım. Hızı neydi Elvan'ın? Ne demiştik? 5V. O zaman 5VT yol aldı bu şimdi. Yani ne diyorum hemen? Elvan 5VT'lik yol aldı. 5V hızıyla T süre yol aldı. 600 metre yol almadı mı Elvan arkadaşlarım? 600 metrelik yolu 5V hızıyla T sürede aldı. Şimdi bu esnada da diğer hatun Süreyya koşmaya başladı. Süreyya ne kadar yol aldı bunu bulacağız arkadaşlarım. X yolunu alsın. Süreyya'nın hızı 4V idi. T sürede bu koştu. Peki şurayı hemen 5'e bölsek. 5'e bölsek 120 eşittir VT çıkar. Burada da VT yerine 120 yazsak x eşittir 4 çarpı 120'den 480 metrede Süreyya koşmuş. Süreyya buradan başladı. 480 metre koştuysa şurada 20 metresi daha var arkadaşlarım Süreyya'nın yarışı bitirmesine. Yani Elvan 20 metre daha önde bitirmiş yarışı diyebiliriz dostlar. O halde cevap Denizli gelecek diyebilir. Şuna bakalım. Evet, yine aynı tarz bir soru arkadaşlarım. Bakın burada şimdi daha dikkatli dinleyin. İyice öğrenelim burada arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Şimdi diyor ki 1000 metre uzunluğundaki bir yarışçı var arkadaşlarım. Şimdi bu 1000 metreyi büyük kardeş diyor. Büyük kardeş. O zaman V büyük hızıyla koşsun T sürede. Küçük kardeşin yarışı bitirmesine 1000 metre kalıyor. Yani küçük kardeş o zaman 900 metre koştu. V küçük hızıyla T sürede diyebilirim ben dostlarım. Şimdi burada hemen VB hızına VB'ye 10V dersen küçük kardeşin hızı 9V olmak zorundadır dostlarım. 9V de buna dedik. Şimdi ikinci yarışa geçiyorlarmış. Hemen şöyle
Yarış yapacakları pisti bir gösterelim. A ile B yolu 1000 metrelik bir yoldu. Bitirmesine eminim. Bunun üzerine ikinci yarışa büyük kardeş başlama çizgisinden ne kadar geride? 100 metre geride başlıyor. Buradan başlıyor şimdi büyük kardeş burada. Küçük kardeş de buradan gidiyor arkadaşlar. İkinci yarış nasıl sonlanır diyor. Şimdi büyük kardeş 1100 metrelik yolu koştu diyelim. 1100 metrelik yolu VB hızıyla yani 10V hızla T sürede koştu. Acaba diyoruz bu sürede küçük kardeş 9V hızıyla T sürede ne kadar yol alır diye soruyorum. Hemen şuradan 10'a böldüm, 10'a böldüm. VT eşittir 110 çıktı. Getirip burada da VT yerine 110 yazarsak X eşittir 990 çıkar. Yani küçük kardeş 1000 metrelik yolun 990'ını koşmuş olur. 10 metre daha koşacak yolu vardır küçük kardeşin. Yani cevap şöyle olabilir. Küçük kardeş 10 metre geride kalmıştır. Yok. Büyük kardeş 10 metre önde bitirir. Evet var. Üçüncü sorumuzun cevabı Denizli geldi. Evet 4 numarayı okuyorum şimdi dostlarım. 500 metrelik bir pistte. Yine biz bir kağıt alalım da arkadaşlar. Yine kağıda çözmeye çalışalım. Şuraya da kağıdı koyayım ben şöyle. 500 metrelik bir pistte diyor. Metin ile Işıl yarışıyor. Metin yarışı 50 metre önde bitiriyor diyor arkadaşlar. Metin yarışı 50 metre önde bitiriyor. Şimdi 500 metrelik bir yol var. Bunu Metin VM hızıyla T sürede alsın. Diyor ki 50 metre önde bitiriyorsa o zaman Işıl 450 metre koştu. Ve Işıl hızıyla T sürede diyelim buna da. Şimdi ikisini de bakın şöyle bir oranlarını yapalım. İkisini de 10'a bölelim. Birer sıfır gitsin. İkisini de 5'e bölelim. 10V diyelim buna. V Metin'in hızına. Buna da 9V diyelim. Işıl'ın hızına arkadaşlar. V Işıl. Şimdi devamında da şöyle diyor. Metin başlangıç çizgisinin 50 metre gerisinden. Yani Işıl'ın 50 metre arkasından yarışa başlıyor dostlarım. Şimdi şöyle yolu gösterirsek normalde yol şurasıydı 500. Metin 50 metre geriden başlıyor. Ve Metin Işıl da buradan başlıyor arkadaşlar. Yarışı Metin kaç metre önde bitirir diye bir soru sormuş bize. Hemen devamını yapalım şuradan. Şimdi Metin 550 metrelik yol koşuyor değil mi arkadaşlarım? 550 metrelik yolu koşacak. Hangi hızla koşuyor Metin bunu? 10V hızıyla koşuyor. T sürede aldı diyelim. Acaba bu sürede Işıl 9V hızıyla ne kadar yol alır diye de bize soruyor dostlar. Şurada hemen 10'a böldüğümüzde V çarpı T eşittir 55 geldi. Getirip burada V çarpı T yerine 55 yazarsak X eşittir 9 çarpı 55. 55'te de 9'u çarpalım hemen. 45 elde var 4. 45, 49. X eşittir 495 metre yol aldı. Işıl 495 metre yol aldı. Yarışı bitirmesine 5 metre daha var arkadaşlarım. Yani Metin 5 metre önde bitirdi diyebiliriz dostlar. Sorumuzun cevabı Ceyhan geldi Goberler. Evet arkadaşlar. Bu testimizi de gömdük. Bir sonraki videomuzda da 26 numaralı üniteye geçeceğiz inşallah. Hadi bakalım kendinize iyi bakın, kolay gelsin.